Evet, zerde tatlımız için de sevgili izleyenlerimiz neler kullandık? Zerde tatlımız için de 1 su bardağı kadar Mahmut Reis pirincimizi kullandık. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçalımız, 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümümüzü kullandık. 1 su bardağı kadar Mahmut Reis pirinç kullandık. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçalımız, 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümümüzü kullandık. 1 su bardağı kadar Mahmut Reis pirinç kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçal, 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü kullandık. Önce tenceremize bize yetecek kadar suyumuzu döküyoruz. Bu yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra tekrardan içine şekerimizi ilave ediyoruz. Pirincimizi ilave ediyoruz. Bu pirinçle beraber haşlamaya ve kaynamaya devam edecek. İyice bir kaynayacak. Güzelce bir şekilde bir kaynadıktan sonra ayrı bir kabın içine, geniş kabın içine hemen nişastamızı döküyoruz. Zerdeçalımızı döküyoruz. Suyla beraber açıyoruz. Suyla beraber açtıktan sonra onu da içine ilave ediyoruz. En sona kuş üzümünü de içine ilave ediyoruz ve 5 dakika daha kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyuyoruz. Ve tabağımıza koyduktan sonra üzerini istediğimiz şekillerde süsleyip ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir